Gençlik hoş geldiniz. Bugün 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'ne bakacağız hep beraber. Namı değer gerilemeye bakacağız. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz bugün. En son Karlofça Anlaşması'nı imzalamıştık. Karlofça Anlaşması'nın garantör devletinin Avusturya olması, 25 yıl sürecek bu anlaşmanın garantör devletinin Avusturya olacak olmasıyla birlikte de aslına bakarsanız Osmanlı Devleti üstünlüğünü tamamen kaybetmişti Avusturya'ya. Bunu şunun için bahsediyorum. Buradan çünkü bu soru kalıbından size sorular geliyor. Osmanlı Devleti işte Kanuni zamanında İstanbul Anlaşması'yla Avusturya Kralı'nı sadrazamına denk ederek üstünlük sağlamıştı. Bir de burada unutmamanız gereken vergi. Avusturya yıllık vergi vermeyi kabul etmişti. Bu ikisi Osmanlı üstünlüğünü gösterir iken işte Zitvatorok Anlaşması'yla bu üstünlüğünü kaybetti, eşitlendiler. Şimdi Karlofça Anlaşması'yla Avusturya üstün oldu. 1699 Ruslar çeşitli bahanelerle 1700 İstanbul Anlaşması'nı imzalamıştı. 18. yüzyıl Osmanlı tarihi içerisinde Avrupa'nın da tabii ki bir gelişimi vardı. Avrupa'da da yer yerinden oynamıştı. Özellikle coğrafi keşiflerle, ha da işte bu tanımı da bilmeniz lazım. Merkantilizm gerçekleşti. Avrupalı devletler coğrafi keşifler öncesinde toprağa dayalı, yani ne kadar toprağın varsa o kadar zengin kabul edildiği insanların bir ekonomik sisteme, içe kapalı bir ekonomik sisteme, ki bunun genel adına biz feodalite diyoruz zaten. Toprak ağalığı, en çok toprağı olan kral. Bu ondan sonra topraklara göre, işte yüz ölçümüne göre toprakların sıralanıyor insanlar. Kont, kontes, o filmlerden bildikleriniz. Tabii baktığınız zaman coğrafi keşiflerle bu yapı nasıl değişti? Merkantilizm ortaya çıktı. Artık toprağın önemi yok. Ne kadar çok madene, burada anahtar kelimemiz bu, ne kadar çok madene, doğal olarak ne kadar çok paraya sahipseniz o kadar zenginsiniz. Tabii ki Osmanlı'ya bunun etkileri biraz vahim oldu. Nasıl oldu? Şimdi Osmanlı Devleti bu ekonomik anlayış yerine klasik, yani toprağa dayalı, toprak yüz ölçümüne dayalı bir ekonomik anlayışı güttü. Toprak kazanmayı daha çok ön plana tuttu. Fetihlerle toprakları genişletmeye çalıştı. Fakat bunu da yapamayacak. 17. yüzyılda bu işte Girit'in fethi örneği, işte 24 yıl Girit'i fethedeceksiniz. Ancak Girit'in fethi masraflarını bile çıkartmayacak. Osmanlı buna ayak uyduramadı. Osmanlı ekonomisi bozulmaya başladı ve neticede Osmanlı Devleti 17. yüzyılda bizim duraklama dediğimiz döneme girdi. Çarkları dönmemeye başladı Osmanlı'nın ve Karlofça ile bu dönem yerini gerilemeye bırakacak. Şimdi 17. yüzyıl için böyle beylik bilgiler var. Mesela neler onlar? 17. yüzyılda hiç batı etkisi aramayınız Osmanlı'da. Yani bu işte Sokullu'nun ölümüyle Karlofça Anlaşması 1579 ile 1699 arasında Osmanlı Devleti'nin hiçbir aşamasında, yani ne yönetiminde ne ıslahatlarında tavır olarak, tarz olarak bir kere batının etkisi yok. Ama 18. yüzyıl gerileme dediğimiz dakikada işte artık burada Osmanlı Devleti'nin batının en azından askeri üstünlüğünü kabul ettiğini görüyoruz biz. Şimdi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin tavrı yükselme günlerine geri dönmekti. Bu en önemli politikasıydı. Kanuni günlerine geri dönmekti. Fakat 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ilk önce başlarda kaybettiği toprakları geri almak isteyecek. Karlofça ve İstanbul Anlaşması ile kaybettiği toprakları geri almak isteyecek. Kutsal İttifak devletlerine kaybetmişti. 1683 II. Viyana kuşatmasından 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar geçen 16 yıl süren
Kutsal İttifak savaşlarında yani Rusya'ya, Venedik'e, Avusturya'ya, hatta Malta'ya, Lehistan'a, ancak 18. yüzyılın başında geri alma amacıyla bu devletler lehine, özellikle Rusya, Venedik, Avusturya ile saldıracak. Venedik'ten toprakları geri almayı başaracak. Mora ve çevresini, yani bugünkü Yunanistan'ı geri almayı başaracak. Hatta 1711 Prut Savaşı ile neredeyse Rusya'yı da yenmeyi başaracak. Fakat Yeniçerilerin disiplinsizliği yüzünden, yani bozulmaların artık iyice artması yüzünden daha fazla toprak kaybedip ayrılacak bu savaşlardan. Ve sonuçta Osmanlı Devleti içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla ıslahatlara, yani düzeltmelere, tamiratlara başlayacak. Bu yönüyle bakarsanız özellikle 18. yüzyılın tamiratları, ıslahatları askeri nitelikli. Şimdi 17'de de böyle bir tavır var, 18'de de böyle bir tavır var. Bu da şu demek gençler, yani biz asker değiliz günlük hayatımızda. Yani yapılan bir ıslahat bize ulaşmıyor. Şimdi 18. yüzyılda Osmanlı okullar açıyor. Mesela Batı tarzında okul açıyor. Hendeshane bu Osmanlı'nın Batı tarzındaki ilk öğretim kurumu. Fakat askerlere, yani size bana değil. Haliyle askeri alanda yaptığınız ıslahatlar, toplum tarafından benimsenen ıslahatlar değil. Şimdi 18. yüzyılın işte sonlarına doğru bir nizamı cedid var, yeni düzen var. Bu askerlere, bana değil, sana değil, haliyle sıkıntı baş gösteriyor. Bunu nereden çıkartıyorum? Ben Lale Devri'den çıkartıyorum. Şimdi Osmanlı Devleti 1716'da Avusturya'ya Peter Varadin Savaşı'ndaki bu AYT'lik bilgi çok ağır bir yenilgi aldı. Ve bu Peter Varadin Savaşı'ndaki yenilgisiyle birlikte işte orada dank etti kafaya. Dediler ki biz silah teknolojisi olarak, en azından öyle de düşünebilirsiniz, biz en azından silah teknolojisi olarak bu adamların gerisindeyiz. Bir yüzyıl gerisindeyiz. Çünkü o 17. yüzyılda hiç takip etmemişiz adamları. Gavur ne anlar? Gavur ne anlar dedik. Peter Varadin'de gördük ne anladığını. Devamında işte 2 sene süren savaşlarda biz yenilince 1718 Pasarofça Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldık ve bu anlaşmayla beraber bizde batılılaşma başladı. Türk tarihinde batılılaşma 1718 Pasarofça ile başlar. Bu başlangıç döneminin adı da Lale Devri'dir. 3. Selim'in nizamı ceditiyle yine görülür. 2. Mahmut'un ve devamında işte edebiyattan bildiğiniz o Tanzimat döneminde artık çok normal hale gelir. Hala da devam eder batılılaşma. Bir şekliyle var, hep hayatımızda var. Yenilik deyince aklımıza batıdan almak geliyor. Yalnız burayı da şöyle ben size bir canlandırmaya çalışayım. Şimdi bizim ihtiyacımız batının teknolojisiydi, silahıydı. Biz batıyı takip etmeliydik. Fakat biz batıyı taklit ettik. Şeklini aldık, şemalini aldık. Şimdi 17. yüzyıl Lale Devri'nde başladı batılılaşma. Ama velakin silahını alacağımıza, bu devirde mesela hiç askeri ıslahat yoktur Lale Devri'nde. Biz neyini aldık? Fransızcasını aldık. İşte kasır dediğimiz saraycıklarını aldık. Eğlencesini aldık. Gece hayatını aldık. İşte o Tanzimat dönemindeki o şinasilerden, agah efendilerden yine hareket edebilirsiniz. Düşmanı noktalama işareti kullanarak, tiyatro oyunu kullanarak durduramazsınız. Yani ne yapacaktık? Şimdi işte şinasiden şair evlenmesi mi diyecektik düşman bize saldırırken? Ya da biz Avrupa'ya öğrenci gönderdik 2. Mahmut zamanında 19. yüzyılda. Mühendis olsun, doktor olsun diye gönderdik. Onlar edebiyatçı oldu, kumarbaz oldu. Bu olmadı bir türlü. Yani ters anladığımız dönemlerden birisindeyiz. 18. yüzyıl için en özeti bu. Toprak kayıpları ve Edirne vakası dediğimiz bir vakayla 2. Mustafa, ki son sefere çıkan padişahtır.
daha sonrası sefere çıkmayacak, tahttan indirildi. Yerine 3. Ahmet tahta çıktı. 3. Ahmet bir Yeniçeri isyanıyla tahta çıktı. Edirne vakası. Başka bir Yeniçeri isyanıyla da tahttan indi. Patronu Halil isyanı. Yani bunu, sadece bu bilgiyi düşünün. Şimdi demek ki Yeniçeriler hakikaten etkin bir güçmüş. Bu da askeri alan demek. Yeniçeri asker. Yani anlayacağınız, Osmanlı Devleti hem toprak kayıpları yüzünden hem de bu merkezi otoritesini sağlayabilmek amacıyla biraz da askeri tarzda ıslahatlar yapacak. İşte laf arasında bahsettiğim o Edirne olayı da bir Yeniçeri isyanıdır. Zenta yenilgisinden sonra Edirne'ye çekilecek 2. Mustafa. Çok ağır bir travma onun için. Yönetimi Şeyhülislam'a bırakacak. Şeyhülislam da kendi ismini, akrabasını doldurunca yönetime, Edirne olayı dediğimiz Yeniçeri isyanı ortaya çıkacak. Şimdi bu Yeniçeri'ye doğru adım adım gidelim o zaman biz. Osmanlı Devleti bu isyanla beraber 3. Ahmet'i tahta çıkartıyor. 3. Ahmet de kaybettiği toprakları geri almak için uğraşacak. Bu uğraşlardan bir tanesidir. Şimdi size şöyle sorular gelebilir. Osmanlı Devleti, AYT'de gelebilir. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda kimle ittifak yapmıştır? İttifak yaptığı Avrupa devletlerinden ilki İsveç. Hatta bizim mülteci olarak da gelecek İsveç. İsveçli vatanseverler diyelim. O dönemde çünkü henüz daha milliyetçilik kavramı olmadığı için insanlıkta, bu dönemin sonlarında bir İsveçli, Polonyalı gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Şimdi Osmanlı Devleti fırsat arıyor. Rusya'ya 1700 İstanbul Anlaşması'yla Azak Kalesi'ni vermiş, elçi hakkı vermiş. Aslına bakarsanız o aradığı fırsatları da işte böyle böyle yakalıyor. İsveç kralı Demirbaş Şal Osmanlı topraklarına sığınıyor. Peşinden Ruslar da saldırıyorlar. Ve Osmanlı bunu savaş nedeni olarak kabul edip Prut Irmağı yakınlarında o dönemin sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa ile beraber Rus ordusunu imha etme fırsatını ele geçiriyor. Hani Prut Irmağı'nı geçseler Moskova'dalar, Rusya diye bir şey yok. Ancak Yeniçeri disiplinsizliği der kaynaklar, bizim kaynağın yazdığı gibi Yeniçerilere güvenmediği için Yeniçeriler gitmek istemiyorlar daha fazla. Ve Rusların barış önerisini kabul edecek. Biz buna Prut Anlaşması diyoruz. Ve bu kadar detayına değil ama baktığınız zaman Osmanlı o kaybettiği toprakları geri alma fırsatını yakalamış. Şimdi Kutsal İttifak devletlerinin en büyüklerinden bir tanesini yenmiş ve Kutsal İttifak devletlerine verdiği bir ayrıcalığı geri almış. Azak Kalesi'ni geri almış, elçi bulundurma hakkını geri almış. Baktığınız zaman tüm bunların sonucunda kaybettiği toprakları geri alma düşüncesine kavuşmuş. Hocam biz bu kadar bilelim mi? Tabii ki hayır. Çünkü zaten paragrafta verir TYT'de bunu. Ancak bu işte şöyle bir paragraf verdi. Burada önemli kısmı bize lazım. Osmanlı Devleti için kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi artacak. Şimdi Osmanlı madem böyle kaybettiği toprakları geri alıyor, bir başka fırsat da işte Venedik'ten geliyor. Venedik Mora Yarımadası'nı, yani bugünkü Yunanistan'ı, yani Ortodoksları bir kısmını yönetiyor. Haliyle Venedik Katolik, bunlar arasında bir mezhep kavgası mevcut zaten. Hani Venedik'in ekstra bir şey yapmasına da gerek yok ama böyle vergi baskısı, halkı biraz hor görme baskısı ve Mora halkı Osmanlı Devleti'nden yardım isteyecek bu anlamda. Ve Osmanlı 1715'te Mora'yı geri alacak. Şimdi Rusları yendi. Venedik'i yendi. Karlofça'nın yavaş yavaş bu kayıplarını telafi etmeye başladı. Yalnız şurada şöyle bir bilgimiz var.
Karlofça'nın garantör devleti Avusturya devreye giriyor burada ve biz Avusturya ile de savaşmaya başlıyoruz. Avusturya garantörlük hakkını kullanarak Osmanlı'ya işte Karlofça'yı ihlal ettiği gerekçesiyle savaş açacak ve laf arasında bahsettiğim o Peter Baradin savaşında biz darmaduman olacağız. Bu dönemde böyle başka Avrupa devletlerinin de Osmanlı'ya böyle ara buluculuk yaptığını görüyoruz biz. Bu dönemin sonunda başka bir şeyi ortaya çıkartıyor, yalan değil. Ona da bakacağız yine. İşte burada İngiltere ve Hollanda'nın araya girmesiyle Pasarofça Anlaşması'nı imzalayacağız. Mora'yı geri alacağız. Fakat bugünkü Hırvatistan, Dalmatya kıyıları Venedik'te kalacak. Ve Osmanlı Orta Avrupa'da Kanuni zamanında fethettiği önemli yerlerden birisini, Belgrad'ı kaybedecek. Ve Sırbistan'ın büyük bir kısmı demek bu. Şimdi Belgrad Osmanlı'nın işte Avrupa'ya açılan kapısı. Gruplarda da bir soru vardı, paylaşmıştınız. Kosova savaşlarının ikincisiyle Osmanlı Balkan egemenliğini sağladı. Ama bunun ötesi de var. Balkanlar, Orta Avrupa, Avrupa. Yani Macaristan ve ötesi. İşte Avusturya'dan, Viyana'dan ötesi de Avrupa. Osmanlı Macaristan'ı tutamadı elinde. Şimdi Balkanları da tutamıyor. Yani bu bizim İstanbul'un da, Edirne'nin de, Trakya'nın da saldırıya açık hale gelmesi demek. Bu karamsar ortamla beraber işte Pasarofça Anlaşması'yla Osmanlı Devleti bir daha artık toprak kazanamayacağını düşünecek ve kaybettiği toprakları geri alma ümidini kaybedecek ve politikası değişecek. Yani anlayacağınız 18. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin politikası değişiyor. Kaybettiği toprakları geri alma politikasından daha fazla toprak kaybetmemeye, elindeki toprakları koruma politikasına geçiyor ve bu anlaşmadan sonra Osmanlı Devleti Avrupa'yı yakından tanımak için geçici olmak kaydıyla Fransa'ya elçi gönderecek ve ıslahatlar bu doğrultuda yapılacak. Batılılaşma böyle başlayacak. Biz buna Lale Devri diyoruz. Yahya Kemal Beyatlı'dır bunun da isim babası. Normalde 3. Ahmet dönemi. Şimdi Lale Devri hiç askeri ıslahatın yapılmadığı devirlerden bir tanesi. Lüks ve şatafat tabii ki saray için. Senin benim gibi insan için değil. Saraya bakarsanız işte lüksün, şatafatın çok arttığı, harcamaların da doğal olarak arttığı dönemlerden bir tanesi. İşte bu döneme Lale Devri'nde Batı'yla savaşın olmadığı, Doğu'yla mücadele, yani İran'la savaşların olduğu dönemden bir tanesi. Şimdi lüks ve şatafat örneği derken biz İran'la savaşıyoruz Doğu'da Lale Devri'nde. İşte 1718-1736 Doğu Beyazıt'a saray yaptırıyoruz mesela. İshak Paşa Sarayı, işte ihtişamımızı görsünler de bize saldırmaktan ya da hani mücadele etmekten vazgeçsinler diye böyle bir kafa yapısına sahibiz. Haliyle şimdi kafa yapısı bu olunca da çok bir şey de çıkmıyor. Ne çıkacak? Lale Devri'ndeki o lüks ve şatafatı karşılayabilecek bir ekonomimiz var mı? Yok. Ne oluyor? Vergi toplanmaya başlıyor. Şimdi Türk milleti her daim fedakardır. İran'la yapılan savaşlar bahane gösterilerek vergiler toplanıyor. Veriyor vatandaş da vergileri. Fakat bakıyor ki bu vergiler İran'la yapılan savaşlara gitmiyor. Tamamen sarayın lüksüne, şatafatına gidiyor. Haliyle patron Ali etrafında çok fazla taraftar bulacak ve bir Yeniçeri isyanıyla bunlar bitecek. Ve 1. Mahmut dönemi başlayacak 1736'da. Şimdi bu 1. Mahmut'un da biz akıllandığını görüyoruz. Yani Lale Devri'ndeki o şatafattan vesaireden daha uzaklaşmış
ve askeri alanda ıslahatlar yapmaya başlıyor. İşte Batı'dan ilk defa uzman geliyor. Comte de Bonneval diye geliyor. Fakat biz ona Humbaracı Ahmet diyoruz. Kültürden ilk derslerden, bu yayınla yaptığımız ilk derslerin genel kültüründen Humbaracı ocakları için şöyle bir şey demiştim ben size. Humbara böyle çizgi filmlerdeki o yuvarlak el bombası, yani hafif patlayıcılar. Humbaracı Ahmet, Comte de Bonneval onları bir düzeltecek. İşte hendesane açılacak. Askeri mühendislik okulu gibi düşünebilirsiniz. Batı tarzda ilkokul. İşte ordu Fransız ekolünde yapılmaya, düzenlenmeye başlanacak. Biz bir yandan orduyu düzenlerken Ruslar Leistan'ı, yani Polonya'nın iç işlerine karışıp Kırım'ı işgal edince 3 sene süren savaşlar başlayacak. Hatta şöyle de düşündünüz. Bir taraftan Avusturya bize saldıracak. Batı'dan, kuzeyden de Rusya bize saldıracak. Osmanlı Devleti bu savaşlarda özellikle Ruslara karşı çok büyük başarılar elde ediyor. Avusturya'ya karşı üstün hale gelmeye başlayınca işte o bahsettiğim bilgi burada devreye girecek. Gerilemede İsveç ile ittifakımız vardı. Onlar da bizim tarafımızda savaşa girmeye çalışınca Fransa'nın arabuluculuğuyla Ruslar barış istiyorlar bizden ve Belgrad Anlaşması imzalanıyor. Ki biz üstün durumdayken imzalanıyor bu anlaşma. Ayrı ayrı, böyle Avusturya ile ayrı, Rusya ile ayrı. Avusturya bize Belgrad'ı geri veriyor. Yani Pasarofça'yı geçersiz kılıyoruz bu anlaşmayla. Azak Kalesi'ni yıkılmak şartıyla Rusya'ya geri veriyoruz. Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu teyit eden son anlaşma bu anlaşma. Karadeniz'de Ruslar ticaret gemisi bulunduramayacak, savaş gemi, yani donanma bulunduramayacak hiçbir şekilde gibi. Şöyle de sorulabilir bu anlaşma size. Osmanlı'nın batıda imzaladığı son kazançlı anlaşmadır. Belgrad'ın alınmasıdır buradaki kazancımızda. Yine bir başka soru şekli, işte Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu son teyit eden ya da Karadeniz'in Osmanlı'ya ait olduğunu belirten son anlaşmadır Belgrad Anlaşması. İşte biz bu anlaşmada önemli kazanımlar elde edebildik. Ancak bu dönemde her hayırın içerisinde bir şer var. Her şerin içerisinde de bir hayır var. Öyle bir dönem Osmanlı için. Bu anlaşmada arabuluculuk yapan Fransa'ya Osmanlı Devleti kapitülasyonları 1740'ta daimi kalıcı hale getirecek. Kızgın kumlardan daha kızgın sulara atlamak gibi bir şey bu. Baktığınız zaman Osmanlı açısından. Buyurun, o bilgiyi de vereyim. Peki hangi kapitülasyonları biz kalıcı daimi hale getirdik? Kanuni'nin verdiklerini. Kanuni zamanında kapitülasyonlar her iki hükümdarın sağlığı süresinceydi. Yani geçiciydi. Her padişah ya da Fransa'da her kral tahta çıktığı zaman yenilendi artık, ama böyle bir şey kalmadı. Tabii ki bu anlaşmayı diğer Avrupalı devletler de Osmanlı Devleti'ne koz olarak kullanacak. Yani dedim ya, kızgın kumlar, daha kızgın sular, işte o daha kızgın sularda bu Avrupalı devletlerin kullanması olacak. Nasıl olacak o iş? Baktığınız zaman kapitülasyon demek ayrıcalık demek, imtiyaz demek. Kelimemizin diğer adları da bu. Bir devletin başka bir devlete verdiği ayrıcalık, daha çok ama ekonomik ayrıcalık. Coğrafi keşiflerle bol miktarda gelen altın ve gümüş madeni kapitülasyonlarla, yani daha düşük gümrük vergisi buradaki kapitülasyonumuz, bu ayrıcalıkla Osmanlı iç pazarına girecek. Osmanlı ekonomisi ağır darbe alacak. Ekonomik çöküş siyasi çöküşü besleyecek. Ya da tam tersi, burada hani yumurta tavuk gibi de düşünebilirsiniz. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Ekonomik çöküş siyasi çöküşü, siyasi çöküş ekonomik çöküşü getirecek. En son raddede zaten 1838'de
İngilizlere verdiğimiz Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi kapitülasyonuyla zaten artık bu kapitülasyonların çivisi iyice çıkacak. Osmanlı Devleti açısından bu tavizler bambaşka yere gidecek. Hani elini veren kolunu kaptıracak buradaki tavizlerle. Şimdi gençler, burada biraz bir şeyden bahsedip ben bir ara vereyim. Rusya, hatırlarsanız ilk defa 17. yüzyılda biz kapıştık Ruslarla. Şimdi 17. yüzyılda işte Çar Petro zamanında, Deni Petro zamanında Ruslar bir imparatorluk haline geldi. Çarlık Rusyası işte Asya'da, Orta Asya'da, hatta Avrupa'da bazı toprakları aldılar. Kendilerince bir Rönesans yaşadılar. Bir aydınlandılar. Onlar da böyle bir sömürge yarışı içerisine girdiler. Şimdi Rusya'nın birkaç tane hedefi vardı. İşte İsveç bu hedeflerden bir tanesi. Yani dümdüz batıya giderek Baltık Denizi'nden sıcak denizlere ulaşmak. Balkanlardan sıcak denizlere ulaşmak, ki bu 1700 İstanbul Anlaşması elçilikle buna çok yaklaştılar. Kırım'a inip boğazlardan sıcak denizlere ulaşmak. Bir de Kafkasya üzerinden sıcak denizlere ulaşmak. Çağdaş dünya tarihi için olsaydı mesela 1980'lerde de işte Afganistan üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçip sıcak denizlere ulaşmak. Rusya çarlık da olsa, komünizmle de yönetilse, Putin'le de yönetilse, hani olmaz da Rusya Türk İslam Devleti de olsa, Rusya'da 17. yüzyıldan beri dış politika bu. Adamlarda bugün de bir değişiklik yok. Yani 19. yüzyılda da bir değişiklik yoktu bu dış politikada, 20'de de yoktu, dünya savaşlarında da yoktu, soğuk savaşta da yoktu. Sıcak denizlerden kastımız bizim deniz suyunun sıcaklığı değil. Okyanuslar, yani bu coğrafi keşiflere, hani dünyayı sömürmeye giden bu okyanuslara inmek istiyor adamlar. Hani Akdeniz'e indiler, Akdeniz o tamam suyun sıcaklığı yeterli babında düşünmeyin olayı. Akdeniz'den o adam Cebeli Tarık'tan ya da Kızıldeniz'den bir şekilde geçecek. Atlas Okyanusu'na, Hint Okyanusu'na, Pasifik Okyanusu'na çıkacak. O da Afrika'ya gidecek, o da Güney Amerika'ya gidecek. Amacı bu adamların. Yani Rusya'nın da coğrafyasına bakarsanız o kuzeyde böyle soğuk iklimde tıkılmış kalmış bir devlet. O da istiyor yani bu sömürgecilik yarışına ortak olmayı. Bunun devamı sanayileşme zaten. Ki onlar da yapacaklar sanayi inkılabını 19. yüzyılda. Şimdi Rusya 17. yüzyılda mezhepçilikten hareket etti. Burada da mezhepçilikten hareket etti. Yalnız Ortodoks mezhebinden, yani Slav diyemiyordu henüz. Çünkü Slavlar kim belli değil. Millet kavramı yok. İşte bir takım projeleri var. Bunlardan bir tanesi Grek projesi. Türkleri Avrupa'dan atacak ve İstanbul merkezli olmak üzere işte Rus hanedanından, o Smirnov hanedanından prenslerin yönettiği bir Bizans Grek devleti kurulacak. Biz buna Grek projesi diyoruz. Fakat bu dönemin sonunda Fransız ihtilalinden sonra Rusya bu projeyi Yunanlılara devrediyor. Ona da Megaloidea dedik, hatırlarsanız inkılap tarihinde. Yani Fransız ihtilaliyle taşalına veriyor bunu da. Doğu sisteminin büyük planı, hatta bunu 1815 Viyana Kongresi'nde şark meselesi olarak bu Türkleri Avrupa'dan atma kısmını gerçekleştirecek. Bugün işte o Yeni Zelanda'daki meczup bile bundan bahsediyor. Şark meselesinden, Grek projesinden. Bunlar Osmanlı'yı paylaşım projeleri. Şimdi haliyle Rusya'nın böyle projeleri olunca bu saatten sonra Osmanlı'ya rahat yok demek bu. Bir de Avusturya'nın da var işte Dakya projesi. Bu da Eflak ve Boğdan'ı birleştirecek. Dakya adında bir devlet kuracak. Bunlar işte Avusturya ve Rusya'ya bağlı olacak. Bugünkü Romanya aslına bakarsanız araba markasından gidebilirsiniz. Dacia, Dakia.
Yani anlayacağınız Osmanlı belki Belgrad Antlaşması'yla belayı saldı ama o bela böyle kar topu gibi oldu. Büyüdü ve Osmanlı'nın üzerine çığ gibi gelecek.